Tarkan'ın avukat sevgilisi Bilge Öztürk, Çantacılar Kraliçesi oldu. Çekmiş yaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok, inadıma inadıma sırıtıyor. Bu çanta başka çanta. Bu çanta kedi ve köpekler için hazırlanan özel bir çanta. Onu gönderelim. Tamam, hadi bakalım. Istedim. Bilge Öztürk hobisini geliştirerek ticarete atıldı. Çantaların ilham kaynağı ise Bilge'nin köpeği Fındık oldu. Yanarım, yanarım, yanarım. Tarkan'la dünyanın dört bir tarafını dolaşan Bilge, köpeği Fındık'ı yanında taşıyabileceği kullanışlı güzel bir çanta bulamamış. Sonunda da kendi çantasını kendisi yapmış. Fındık'tan dolayı evet yola çıktık. Çünkü onu ilk aldığımda taşımak için, güvenli taşımak için bir kafes veya çanta gibi bir şeye ihtiyaç duydum. Kafese taşımak istemedim. Hem güvenliği açısından hem görüntüsü ve kolay taşınabilirliği açısından. Fındık'a bir çanta yapmaya karar verdim. Gören çok beğenmiş çantayı. Birer ikişer eşine dostuna çanta yapmaya başlamış Bilge. Herkese çanta yapıp hediye etmeye başladım. Ondan sonra iş haline aldı. Hobim aslında. Bakmış ilgi çok yoğun. Bu işten para kazanmaya karar vermiş Bilge Öztürk. Şimdi desen desen boy boy pet çantaları üretip satıyor. Veya herhangi bir ihtiyacını koyabiliyoruz. Yani small, medium, bunlar da medium. Bir de large boyumuz var, birazcık daha büyük. Çantaların namı yurt dışında almış yürümüş. İlk öncelikle Los Angeles'ta bir fuara katıldık. Orada birazcık da bir gelişmeler yaşandı. Hala devam ediyor. Birkaç bazı işte oranın starlarına ulaştı. Benzerleri yok mu? Var. Sadece benim dikkat ettiğim en önemli husus, bir hayvanı taşırken, bir hayvanın güvenliğini, lüksünü düşünürken bir başkasına zarar verme fikri bana çok ters. Mesela o yüzden asla gerçek deri, gerçek kürk gibi malzemeler kullanmıyoruz hiçbir şekilde. İçinde emniyet taslağımız var. Eğer ki birazcık yaramazsa... Hep kaçmasın diye. Evet, o yüzden. Çantalarda her türlü ayrıntı düşünülmüş. Pet çıkarılıp kullanılabiliyor, ıslak bezle silinebiliyor. Bunu özellikle tasarladık ki her daim temiz kalabilsin diye. Yenisi de satın alınabiliyor ayrıca sadece pet olarak. Bu modelleri mesela üzeri kapalı olduğu için her tarafından. Bunu daha çok kediler için tercih edilen model bu. Ben kendim kullandığım için neye ihtiyaç duyduğumu ve onun neye ihtiyaç duyduğunu 3 aşağı 5 yukarı kavradığımdan dolayı ona göre üretmeye çalıştım. En büyük problem, biz petimizi içine koyduğumuz zaman katlanıyor. Ve içeride mesela bunlarda bastırsanız da olmuyor. Yok. Sen mümkün olduğunca sert yapmaya çalıştın. İşte aynı şekilde. Yurt dışında starlar büyük ilgi göstermiş pet çantalara. Türkiye'de kullanan ünlü var mı acaba? Berna var en başta. Kardeşime verdim. Evet, evet. Seren Serengil köpeği Tiny'yi hiç yanından ayırmıyor. Seren'e de lazım böyle bir çanta. Sanıyorum ki kendisinde var. Ulaşabilirsek ona da vermek isterim tabii ki. Neden olmasın? Bu çantaların bir özelliği de el yapımı ve sınırlı sayıda üretilmesi. Hepsi %100 el işçiliği ve hiçbir şekilde mesela şu modelden 20 tane bile bulamazsınız. Hepsinden 2'şer tane, 3'er tane yapılıyor en fazla. Fiyatları nedir acaba? İşte 250 ile 350 arasında 3 aşağı 5 yukarı değişiyor. El işçiliğiyle ve sınırlı sayıda üretildiği için çantaların fiyatları da biraz yüksek oluyor doğal olarak. Sadece pet çanta üretmekte kalmayan Bilge Öztürk, kedi ve köpekler için tasma da yapmaya başlamış. İşte bu da birazcık daha süslü. İşleri büyüte büyüte bakın hangi noktaya gelmiş Tarkan'ın sevgilisi Bilge. Fındık'ın ihtiyacından dolayı yola çıktık ama bayan çantası yok mu, bayan versiyonu yok mu diye diye sonunda var. Aynısı yaptık. Görsün, bu nedir bu? O. Fındık yazıyor üzerinde. Bu da tasarımlı herhalde. Evet. Cep telefonluk ama bir önde bir gözü daha var. İşte kimliğimizi, paramızı koyup gece dışarı çıkarken yanımıza alabiliriz. Ben daha çok şeyde kullanıyorum. Sahilde, kumsalda ya da plajda. Evet, evet. Hobi olarak yola çıkan Bilge Öztürk'ün tasarladığı pet çantalar şimdi büyük mağazalarda sergileniyor. Böyle giderse kendi dükkanlarını açması kaçınılmaz Bilge'nin.
Öztürk'e ticaret hayatında başarılar diledikten sonra herkesin merakla beklediği o konuya getiriyoruz sözü. Geçen hafta Tarkan'ın Bilge Öztürk'ten ayrıldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık zor ayrılık, çekilir dert değil sevgilim. Ayrılık haberleri için ne söyleyecek acaba Bilge? Yılların şeyi artık, gülüp geçiyoruz. Evet. Siz ortada gözükmeyince oluyor herhalde değil mi? Muhtemelen. Nerede olduğumuzu da bilmiyorlar tabii çok. Takip etmedikleri için o anlamda biz de çok yansıtmadığımız için özellikle özel hayatımızı. Tabii herkes biz söylemeyince kendince yorumlar da bulunuyor. Yapacak bir şey yok. Ayrılık falan yok öyle mi? İkimiz de özel hayatımızla ilgili çok konuşmuyoruz. Evet. Hiçbir zaman biliyorsun. Yani... Bizim haberimiz birçok insandan sonra oluyor, onu söyleyeyim. O da komik oluyordur abi. Gelip geçiyoruz, hiç takılmıyoruz böyle şeylere. Ayrılık haberlerini yalanlayan Bilge Öztürk, Tarkan'la birlikteliğinin devam ettiğini söylüyor. İki sevgili dedikoduların önüne geçmek için en kısa zamanda kameraların karşısına geçerse ne dedikodu kalır ne de ayrılık haberi.